usulün önemini anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla müzikte kısaca zamanın kalıplaşmış hali veya değişik düzümlerin birleşmesinde meydana gelmiş ve kalıp halinde belirlemiş ölçü ya da belirli ritmik çekirdeklerin bir araya gelmesinden oluşan tartım kalıpları şeklinde tarif edebileceğimiz usul, Türkçe'de ifade ettiği anlamla önemini hissettirmektedir. Usulü şimdi açmaya çalışıyorum. Bir amaca erişmek için izlenen düzenli yol olarak tarif edilen usul, metodoloji ilminin temel unsurlarından olan yöntem anlamında kullanılmaktır aslında Türkçe'de. Öztuna Hoca ise usulü metodoloji, bir ilmin nasıl tetkik edileceği hususundaki kaidelerin toplamı şeklinde tarif ediyor. Türk müziğinde belirli şekillerde ritmik kalıplarına usul denmesi bir tesadüf olmayıp aslında bize müziğin icrasında da temel alınacak usul olduğunu işaret etmektedir burada. Usul, kaide. Kaide bu şekilde yani. Bu da Türk müziği metodoloji sınıflandırmasında ritim ya da usulün esas alınmasını gerektirir ki ayak ve makamsallık bu sınıflandırmanın hemen arkasından gelir. Onu da tamamıyla dışlamıyoruz zaten. Makam müziğimizde genel olarak basit usuller ve bileşik usuller ya da küçük usuller, büyük usuller olarak, halk müziğinde de basit usuller, bileşik usuller, karma usuller olarak sınıflandıran usullerle bu sıralama zaten kendi içerisinde bir metodolojik yaklaşım içerisinde sıralanmış. Bunda da zaten adı üstünde basit usul, bileşik usul, karma usul. Basitten zora doğru zaten bir metodoloji var kendi içerisinde. Dolayısıyla biz bunu uygulamaya geçirdiğimiz zaman kendi içerisinde bir metodoloji zaten oluşmuş oluyor. Bizim yapmamız gereken bunun ayrıntılarını belirlemek oluyor. Oluşturulan programı öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine göre uyarlamamız gerekiyor. Uygulamada bazı çözüm çeşitleri önereceğim burada. Daha ileri seviyede olan öğrencilere ya da daha seviyesi düşük olan öğrencilere mesela aynı programı uygulayamıyorsunuz. Hani diyorlar ya işte arkadaş niye senin metodolojin yok, niye bir metodun yok deyince ya hocam işte zaten öğrencinin seviyesi aynı der ki birader diyor mesela. Ben nasıl aynı şeyi uygulayabileyim? Ben bu bahaneyi ortadan kaldıracak bir çözüm üretmeye çalıştığımı düşünüyorum. Burada sorunun cevabı önemlidir. Şimdi öğrenciyi bir ileri seviyeden başlatma veya bir daha geriden başlatma gibi bir şey oluyor. Öğrencinin önceden almış olduğu beceri onu ileriye taşımada yeterli midir? Çünkü bağlama gibi çalgılarda biliyorsunuz hani gelenek içerisinde küçük yaşlardan beri öğrenip müzik bölümlerine geldiği için hazır bulunmuşluk düzeylerinde ciddi farklar oluyor. Dolayısıyla öğrencilere aynı program uygulayamıyorsunuz. Onun için ben burada 3 farklı seviye üzerine yapılandırılmış bir asıl sunum, ona gelmek üzereyim. Toparlıyorum. Hocam toparlıyorum. Dolayısıyla 3 farklı seviyede öğrencilerin seviyesine uygun 3 farklı seviye yönelik bir müfredat oluşturulması problemin çözümüne katkı sunacağını düşünüyorum. Burada 1. 2. ve 3. seviyede olmak üzere düşük, orta ve ileri seviyede şeklinde belirlenmiş bir müfredatı uygulamamız gerekiyor. Burada tabii ki muhteviyat çok önemli. İçerik öğrencinin seviyesine uygun olmalı. Bunu da hızlı hızlı geçeyim ben. İnşallah sunumda bakarsınız. 3 farklı seviyede eser, etüt, alıştırma belirlenmesi. Bu yaklaşımı yönelik esaslar ve örneklere gelince öğrenme-öğretme süreci, eğitimle alakalı şeyleri de geçiyorum. Tabii ki burada sunacağımız program şurada şunlar önemlidir. Öğrenci için pratik oluşu, öğrencilere için uygun oluşu, sunulan ders konusu ile uygun oluşu. Daha sonra basit, sade, anlaşılabilir olması, dersin hedef ve davranışlarını uygun bir şekilde yapılandırılmış olması, dersin konusunu oluşturan bütün bilgileri değil, önemli ve özet bilgilerle donatılmış olması. Her şeyi bir anda veremeyiz öğrenciye, mümkün değil. Yazılı metinler ve görsel, işitsel ögeler öğrencinin gelişim ve öğrenim düzeyine uygun olmalı. Bunları da hızlıca geçeyim. İyi bir çalgı öğretimi ise ancak zengin bir eğitsel repertuarla mümkündür. Bazı bir sazın eğitsel repertuarı onun eğitimine, teknik gelişimine ve icrasına katkı sağlayacak nitelikteki her türlü malzemeden oluşmalıdır. 3 farklı seviyede program oluşturmada izlenebilecek yollara gelince burada birbirinden tamamen bağımsız örneklerle hareket edebilir. Ben en üstte uygulamaya geçeyim burada onu özetlemekten ziyade. Dolayısıyla 3 farklı örneği 3 farklı seviyede nasıl ulaşabiliriz? 1. şekil, seviyeye uygun olarak tamamen birbirinden bağımsız 3 farklı tipte alıştırma etüdü sunabiliriz. Bunda ne olabilir? Hedefi burada yazdım. Hedefimiz 2-4'lük, 4-4'lük usulde, Hicaz dizisinde ya da Garip Ayağında, bağlamada, alt telli hadisinde 4'lük, 8'lik, 16'lık tartımların çalışması. Bunda 1. seviyeye ne yapabiliriz? Evet. Hemen toparlıyorum hocam. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar. 2. seviyeye etkilet güzeli bağlar bozuyor. Giderek seviyeyi yükseltiyoruz. Tek kapıdan çıktım peçeli. Birine bunu sunabilir. Diğer şekilde ise mesela hemen hedefe geçiyorum. Aynı hedef içerisinde üzerinden gösteriyorum. Örnek üzerinden bazı motiflerde değişiklik yapıyoruz. Burada hemen seslendirmek istiyorum. Mesela bir parça üzerinde bir yapılandırma yapıyoruz. Bunu hemen solfej etmek istiyorum.
Eseri biraz daha basitleştirdim birinci seviyede, müdahale ettim, yapılandırdık diyelim daha doğrusu. Bir yöntemi diğerlerine de uygulayabiliriz. Evet, yani bakın hemen solfejini geçtim madem öyle. Evet, basit, orta ve uzun şekilde, daha ileri seviyeye uygun şekilde yapabiliyoruz. Metronun değerlerini değiştirerek 3 farklı seviyede şey uygulayabiliriz. Aynı eseri mesela, ben bu yıl yarım ben ayrı düşeli eserini örneğin 60 metronumda düşük seviyede öğrenci, hani düşük profil deniyor bugünlerde de meşhur. İkinci seviyedeki öğrenciye şey yapabiliriz. Üçüncü seviyedekine daha yüksek şeyde. Hemen hocam bitiriyorum. Burada son olarak da öğrenciye özel, sadece öğrencinin ihtiyacını çözmeye yönelik öğretim üyesi o anda icabında alıştırma etüt üretebilmeli, yazıp önüne koyabilmeli birkaç dakika içerisinde. Bu da onlardan bir tanesi öğrencinin temel problemini çözmek üzere. Şu önemli notla bitiriyorum. Çalgı eğitiminde yararlanılan eserler öğrenciye bir repertuar kazandırma değil, o eser üzerinden çalgının öğretildiği. Dolayısıyla o eserinde çalgı öğretim sürecinde kullanılan bir materyal olduğu unutulmamalıdır. Çünkü burada amaç çalgıyı öğretmektir. Tıpkı repertuar dersinin çalgı öğretme dersi olmadığı gibi. Bu durumda çalgı öğretimi için kullanılacak eserin amaca hizmet edecek şekilde yeniden yapılandırıldığını öğrenciye belirtmeliyiz ki öğrenci orijinal eseri bu sanmasın. Bak senin için değiştirildi gibi. Çünkü orijinal eser. Ben burada 12 haftalıkta örnek bir program sundum. O bildiride olacak. İlgisini çeken arkadaşlar bakar. Son olarak bırakıyorum. Biz eser üzerinden değil de temel ilkeler ve hedefler üzerine yapılandırılmış bir müfredatı oluşturduğumuz zaman bunu her seviyeye uygulayabiliriz. Dolayısıyla hani ya diyorlar ya işte herkese uygulayamayız diye. Bunun aslında zorluğundan da kaçıyorlar öğretim üyeleri. Ben farkındayım yani. Kolay değil. Oturacak belki 5 hafta, 10 hafta, 3 ay, 5 ay oturup metot yazacak. Kantinde oturup çay içmek dururken kolay mı? Dolayısıyla temel ilkeleri, hedefleri belirledikten sonra kendisi de dersin içini doldurabilir ve süreçte katkılarıyla o kendi metodu ortaya çıkar. Ve kendisinin şahsi metodu oluşmuş olur. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, biraz açtık. Ancak tabii anlatılan şeyler sadece Sayın Mehmetli'nin kendi konservatuarında, kendi kurumunda olanlar değil. Maalesef tüm müziğe eğitimi veren her yerde öncelikle bu eğitimi vermeleri güzel ama bir plansızlık, programsızlık genelde dikkat çekmektedir. Herkes kendi bildiği gibi. Kaldı ki burada usta çırak usulü de uygulanıyor. Hani modern eğitimdeki metot geliştirmeyi tartışabiliriz. Bence tartışılmamalı ama takviye edilmeli sadece. Fakat metotsuzluk varken usta çırak meşk yöntemi de yok. İşte kantinde oturmakla eğitim gibi bir anlama gelirse elbette burada sıkıntı olur. Türk müziğinin metodolojisine katkısından dolayı teşekkür ediyoruz. Sorular varsa onları alabiliriz. Evet, teşekkür ediyoruz. Hocam sizin katkılarınız olacak mı? Alandan bir soru. Yani şöyle bir şey söylemek isterim tabii. Yani mesela Türk müziği eğitiminde genel olarak yaşadığımız bu halk müziği, sanat müziği, ayrı teoriler, ayrı terminolojiler, ayrı yaklaşımlar benim yıllardır en temel sorunum. Yani metodolojiler çözülebilir, şuradan şu yolu izleyelim denilebilir, seviyeler tespit edilebilir de bu zihnimizi paramparça eden kavramsal ayrışmayı nasıl çözeceğiz? Yani şimdi mesela Mehmet Hocam'a söyleyeyim, siz usul deyince tam olarak hocam yani halk müziğinde usul konusunu belli ki Sarı Sözen esaslı anlıyorsunuz. Mesela bunu nasıl aşacağız? Bu problemi nasıl aşacağız mesela? Bu çünkü çok temel. Şimdi siz mesela bir metodoloji öneriyorsunuz. Metodolojiyi usul kavramına dayandırıyorsunuz. Fakat usulü Muzaffer Sarı Sözen odaklı anlıyorsunuz. Ne yapacağız şimdi burada? Muzaffer Sarı Sözen Hoca'nın yaklaşımı tamamıyla yanlış bulmuyorum zaten. Hatta şu anda belki kullanılabilir. Biz daha doğru şöyle söyleyeyim, daha geçerli bir metodolojik bir yaklaşım usul noktasında ortaya konulmadıktan sonra mevcut şeye muhtacız zaten. Dolayısıyla. İşte senin sözlerinde usul yoktur, ölçü vardır mesela bunu söylememiz lazım. Eğer evet. Usul diyorsanız o zaman usule dayalı eğitim modelini onun kavramları dahilinde oluşturmanız lazım. Ölçü bazlı diyorsanız o zaman ona göre bir kavram geliştirmeniz lazım. Mesela bu terminolojik sorun, yani kimse yanlış anlamasın, akademik seviyede hocalar arasında bile hala en temel problem olmayı sürdürüyor. Bunca yıllık eğitim bu temel terminoloji sorununa hiçbir şekilde katkı sağlayamıyor. Hocam şöyle söyleyeyim, benim bu uyguladığım, önerdiğim bu yaklaşım içerisinde usul ya da ölçü denilmesi hiçbir şekilde bu programın uygulamasını aksatmıyor aslında. Öğrenci usul dediğimizde ölçüyü de anlıyor. Ya da ölçü dediğim zaman
makam müziğinden birisi, usul dediğimizi anlıyor zaten. O tartışılabilir. Daha doğrusu şu anda kavramı karıştıracak bir problem oluşmadığını düşünüyorum yani. Çok uyguladığım, önerdiğim programları. Çok iyi bir program. Evet. Bu ayrıca mutlaka tartışılması gerekebilir. Görülüyor ki usul kavramı da tartışılmalı, yerine oturtulmalı ama şu da var ki bazı terminolojik ifadeler tartışılsın, bitsin, her şey tam yerine otursun da ondan sonra eğitimine başlayalım gibi bir düşünce ki şu anda kimse bunu kastetmedi elbette ama bunu böyle düşünenlerin olduğu bir ülkede de bir tarafından başlamak lazım diye düşünüyoruz. Bu tartışmalara sürmek üzere diyelim. Teşekkür ederim. Yani mevcut daha güzel bir şey çıkana kadar bunları kullanmak durumundayım. Mesela bir örnek vereyim. Atın Çemnalar Hoca'nın kitabını hemen herkes eleştiriyor. Herkes. Ama herkesin de kolunun altında derse giriyorlar. Öyle de bir şey var yani. Daha iyisi çıkana kadar muhtacız yani bunlar. Öyle yeni, değil mi? Bu konudaki yeni yazılanları, yeni yayınları da takip etmek kaydıyla mutlaka diyelim. Evet. Elbette daha iyi olur. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Halkı da tutmak istedim. Gazi mezunuymuş hocam. Evet. Oradan Ali Uçan hocamın program geliştirme diye ilgili çok güzel yöntemleri var. Bence onları da kullanırsınız. Hocam, bence daha araştırmanın tümün içinde göreceksiniz onları. Tamam. Sağ Ali Uçan'ın dayandığı Özcan Demirel Hoca, Veysel Sönmez Hoca'dır. Ben onlardan zaten bunu alıyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Pardon, bir soru daha var. Şimdi hocam bazı program kitapları Ali Uçan Hoca'nın... Tanıtırsanız kendini. Ben Turan Sahil İstek Üniversitesi. Artık eğitimde de modeller, yeni yaklaşımlar var biliyorsunuz. Evet. Anlamacı yaklaşım, öğrenci merkezi yaklaşım. Hocamızın bahsettiği Ali Uçan Hocamızın yaklaşımları 1970 yılında kullanılan evet. Orientasyon metodisi sizin de sunmuş olduğunuz artık 21. yüzyılda yeni eğitim yöntemlerine geçmemize gerektiğini düşünüyorum. Evet. Onlar biraz modası geçti gibi geliyor bana. Evet. Teşekkür ederim. Tabii ki. Mutlaka. Teşekkür ediyorum. Gelecek senenin konusu yavaş yavaş belirleniyor gibi kafamda.